Merhaba, ben Ceren. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size iki renkli bir makrome duvar dekoru yapımını anlatacağım. Böyle püsküllü, istediğiniz renklerde tasarlayabileceğiniz güzel bir model oldu. İlk olarak 100 cm uzunluğunda kestiğim ipleri gördüğünüz ahşap çubuğun üzerinden geçiriyorum. Herhangi bir düğümleme tekniği kullanmıyoruz. Sadece ipi üzerinden atıyoruz. İpleri yaparken dörtlü gruplar halinde örme işlemini gerçekleştireceğim. O yüzden toplamda hangi uzunluğa erişmek istiyorsanız o kadar ipi dörtlü gruplar olacak şekilde sınıflandırabilirsiniz. Üzerinde kalan ipleri tam ortadan olacak şekilde değil de sadece yukarıdaki kısımdan istediğim miktar sarkacak şekilde sıralıyorum. Burası herhangi bir düğüm yapmadığımız için rahat hareket edebilir bir bölüm. O yüzden eğer uzunluklar da birbirini tutmayan durumlar olursa kolaylıkla düzenleyebilirsiniz. Daha sonra diğer renkte yapmak istediğim ipten de yaklaşık 4 katı uzunluğunda 400 metre kadar bir ip kestim. Bu ipin uzunluğu orta bölümlerde daha fazla, kenarlarda daha kısa. Yani kenarlar için yaklaşık 3 metre kullanabilirsiniz. Fakat ortaya doğru ilerledikçe bu uzunluğu artırmak gerekiyor. Bu aşamada bu iple kare düğüm tekniğini kullanarak düğüm elde ediyorum. Bir sağdan bir soldan olacak şekilde kare düğümü tamamlıyoruz. Aslında duvar dekorunu yaparken tek bir düğüm tekniği kullandım. O da kare düğüm. Eğer kare düğüm yaparken sıkıntı yaşıyorsanız açıklamalar kısmına daha detaylı anlattığım videoyu koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Ama oldukça kolay. Önce sağ taraftan bir halka yapıyorum. Daha sonra sol taraftan bir halka yapıyorum. Bu şekilde kare düğüm atarak ilerliyoruz. Burada yukarıda renkli kalacak kısım ne kadar istiyorsam o kadar kare düğüm yaparak ilerliyorum. Geriye kalan alttaki kısım da püskül olarak kalacak. Bu uzunluğu siz dilediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Fakat püskülle yukarıdaki örgü kısmının uzunluğunun ilk başlangıç kısımda biraz eşit olmasına dikkat ettim ben. Bir de bu düğüm kısmını yaparken arkada hiçbir şekilde ip kalmayacak. İplerin tamamını ortaya alarak düğüm yapıyorum. Yani toplamda 4 tane önde, 4 tane arkada, 8 tane ipi aynı anda kare düğümle sabitliyorum. Bu aşamada buna dikkat etmeniz gerekiyor. Başlangıç kısmı için ben sağdan ve soldan olmak üzere toplamda 10 tane kare düğüm elde ettikten sonra istediğim uzunluğa eriştiğimi düşündüm. Dediğim gibi eğer siz daha uzun bir renkli bölüm isterseniz sayıyı artırabilirsiniz. Fakat sayma yapmada fayda var. Çünkü aynı şeyi tam tersi karşı taraf için de yapacağız. O yüzden sayarak ilerlerseniz güzel olur. Sonrasında püskül ne kadar istiyorsam dediğim gibi yukarıdaki kısma eşit ya da ondan biraz kısa olacak şekilde üstteki 4 tane ipi, önemli burası, daha kısa bıraktığımız üstteki 4 tane ipten istediğim uzunlukta kesiyorum. Siz eğer uzunluğu daha düzgün bıraktıysanız herhangi bir kesme işlemi yapmaya da ihtiyaç duymayabilirsiniz. Kesip taradıktan sonra ilk bölümü aslında bitirmiş olduk. Aynı işlemi sıradan bütün ipler için uygulayacağım. Yine sıradan dörtlü grup ipimi alıyorum. Toplamda 4 önden 4 arkadan 8 tane ip, tamamını yine yan taraftaki gibi kare düğümler yaparak tamamlıyorum. Bu aşamada renkli bölümlerin hepsinin birbirine eşit olması gerekiyor. Püsküllerin de aynı şekilde. Bu şekilde ipte gördüğünüz bütün iplerin örmesini tamamlayacağım ben. Toplamda 11 tane grup elde etmişim. Benim ahşabımın uzunluğu için bu uzunluk yeterliydi. Siz de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Fakat tek sayıda yapmanızda fayda var. Çünkü daha sonra ilerleyen bölümde sağdan ve soldan eşit olarak ilerleyeceğiz. Ve ortada bir tane daha uzun olan kısım kalacak. O yüzden tek sayı yaparsanız daha güzel bir görünüm elde edersiniz. Üst kısmı tamamladık. Şimdi alt kısım için yapmamız gereken işlemleri anlatacağım. Alt kısımda 4 tane ipimiz kaldı. Bu kez bu 4 tane ipi kare düğüm yaparak ilerliyorum. Gördüğünüz gibi ilk kısımdaki 4 tane iple kare düğüm şeklinde ben örme işlemini tamamladım. Aynısını diğer ipler için de yapacağız. Fakat burada yaparken başlangıçta yaptığımız kare düğümden her seferinde bir miktar daha artırarak ilerlememiz gerekiyor. Çünkü sağdan ve soldan çapraz bir şekilde V şeklinde bir görüntü elde etmek istiyorum. O yüzden başlangıçta 10 tane kare düğüm yaptıysam
Burada 12 tane, 14 tane. Bir sonraki sırada işte 16, bir sonrakinde 18 şeklinde ilerleyeceğim. Fakat burada önemli olan kısım şu. Birincisinde 10 yaptıysam en sondakinde de 10 yapıyorum. İkincisinde 12 yaptıysam en sondan ikincide de 12 yapıyorum. Yani sağ ve sol köşeden aynı şekilde sayılarla ilerliyoruz. Biraz önce tekli sayıda ip bağlayın dememin sebebi de buydu. Ortada kalan tekli ip de içlerinde en uzun olacak şekilde ilerleyecek. Ben sayılarımı en son bitirdikten sonra kaçar sayı yaptığımı yazarım mutlaka. İsterseniz siz de bu sayılara uyarak, isterseniz görüntü itibariyle söylediğim görüntüyü nasıl elde edebilirseniz sayılarınızı değiştirerek yapabilirsiniz. Burada daha açık gösteriyorum. Birinde 10 yaptıysam bunda bir miktar daha fazlalık olması gerekiyor. Hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu aşamada eşit olmuştu. Ben 2 tane düğüm daha yaparak o istediğim fazlalığı elde ettim. Her seferinde benim için 2'şer düğüm artırmak yeterli oldu. Son durumda gördüğünüz gibi istediğim o V görüntüsünü elde ettim. Bu aşamadan sonra bu geride kalan renkli ipleri nasıl sakladığımıza ve alttaki püskülleri nasıl yaptığımıza bakacağız. Renkli olan kısmı ters çeviriyorum. Elimde böyle bir plastik yün iğnesi var. İpin geçeceği kalınlıkta bir iğne olması yeterli. Buradan renkli ipleri iğnenin içerisinden geçiriyorum. Daha sonra yaptığımız kare düğümlerde yine ters taraftan olacak şekilde böyle 1-2 tane boşluktan iğneyi çekiyorum. İğneyi yukarı çekerek ipin aslında yukarı doğru sabitlenmesini sağlamış oluyoruz. Aynı işlemi 2 ip içinde yapıyorum. Daha sonra bu geride kalan renkli ipleri kesiyorum. İşlemi ters taraftan yapmanız tabii ki önemli. Ona dikkat ederseniz başka bir püf noktası yok aslında. Bütün ipleri bu şekilde arka tarafa sabitleyerek renkli iplerin bu fazlalık görüntüsünden kurtuluyorum. İpleri kestikten sonra böyle bir görünüme sahip olduk. Ben yine aynı düzeyde böyle ikisi taraftan da V olacak şekilde ipleri kesiyorum. Çünkü bu kalan kısımları püskül yapacağız. Yine önden, arkadan, yandan, her yönden olmak üzere bu püskülleri tarayarak son şeklini veriyorum. Bu aşamada çok fazla ip kestik aslında beyaz ipler konusunda, özellikle başlangıçta 100 cm kesmenizi önermiştim ama siz dilerseniz daha kısa kesebilirsiniz. Fakat ben iplerde eksik kalmasından ziyade fazla kalmasını önemsemediğim için genelde uzun kullanıyorum. Siz de ilk kez deneyecekseniz ve hata payı bırakmak istiyorsanız o yüzden siz de ipleri benim söylediğim uzunlukta kesebilirsiniz. Bu şekilde püsküllere daha sonra o istediğim oval V görüntüsünü elde etmek için makasla düzenleyerek üzerinden geçiyorum. Diğer aşamaya geçebiliriz. Bu aşamada 4 tane aynı uzunlukta kestiğim ipi sol taraftan yine ilk başta bağladığımız biçimde attım. Yani bağlamadık aslında, sadece ahşabın üzerinden geçirdik. Fakat bu kez tam orta noktasına olmasına dikkat ettim. Bir de uzunluk için ölçü vermiyorum. Siz de benim gibi ölçerek bu oval görüntü ne kadar da yeterli oluyorsa o şekilde iplerinizi kesebilirsiniz. Çünkü bu yaptığımız püsküller ve örme uzunlukları değişiklik gösterebilir. O yüzden ölçerek denemenizde fayda var. Buradan sonra yaptığım işlem aynı. Yine renkli bir ip kesiyorum üzerine. Bu kez renkli ipimin uzunluğu da biraz daha fazla olmalı. O yüzden ben uç kısımlarını böyle sararak, düğümleyerek yapmayı tercih ettim. Çünkü örerken uzun ip bizi birazcık zorluyor. Bu renkli ipi de kısa kestiğiniz beyaz ipin yaklaşık 8 katı uzunluğunda kesmeniz gerekiyor. Çünkü kare düğüm yaklaşık bize 4 kat bir kayıp sağlıyor. 2 kat yaptığımız için sağdan ve soldan, o yüzden 8 kat kesmeniz gerekiyor. Bu şekilde siz de ipin uzunluğunuzu belirleyerek kesebilirsiniz. Bu aşamada istediğim uzunluğa ulaşana kadar, yani soldan sağ tarafa doğru oval bir şekilde görüntü elde edene kadar ipleri kare düğüm yaparak ilerliyorum. İstediğim görünüm ve uzunluk bu. Bu uzunluğa eriştiğimde artık renkli iple örme işlemini bitiriyorum. Toplamda elimde renkli ipleri tabii ki arka tarafa sabitleyerek kesip yok ediyoruz. Bu normal diğerlerinde yaptığımızla aynı. Onun dışında toplam 8 tane beyaz ip kalıyor elimde ve bu beyaz iplerin tamamını ahşap çubuğa bağlarsam kaba bir görüntü oluyor. O yüzden bu iplerden 4 tanesini yine renkli ipleri sabitlediğimiz gibi
yukarı çekerek, keserek sabitliyorum. Geriye kalan 4 tane ipi de ahşabın üzerinden bağlayarak kaba görüntüyü biraz yok etmiş oluyorum. İpleri kesmeden önce arka tarafa sabitleme işlemini göstermek istiyorum. Önce ipi altından, daha sonra böyle çapraz olacak şekilde köşeden geçirdim. Aslında o ilk başta yaptığımız hareket edebilir, çekilebilir düğümün aynısını bu şekilde yapmış olduk. Bütün bu elimdeki 4 tane ipi bu şekilde sabitleyerek bu kısmı tamamlıyorum. Şimdi en alt kısmı yapacağımız püsküllerin yapımını gösteriyorum. Bunun için aynı uzunlukta toplamda 8 tane ipi kestim. Daha yoğun püskül isterseniz daha fazla sayıda kesebilirsiniz. Bunların tamamını üst üste koyacağım. Daha sonra daha ince, ipimle aynı renkte fakat daha görünmez olacağını düşündüğüm başka bir ip yardımıyla püskül yapımını tamamlayacağım. Püsküller için ben 22 cm uzunluğunda ip keserek işlem yapmışım. Bu ipleri üst üste koyduktan sonra ince olan ipi iplerin altından geçiriyorum. Bu şekilde püskül kısmını oluşturmaya başlıyoruz. Bu yukarıda kullanacağım ipler benim duvar dekoruna sabitlemek için kullanacağım ipler olacak. Onun dışında yine aynı şekilde görünmez ip olan, daha ince olan iple bu püskülün etrafından bir düğüm oluşturuyorum. Dilediğiniz gibi düğümleyebilirsiniz. Ben bir kere düğümlüyorum, daha sonra etrafından sarıp tekrar 2-3 düğümle sabitliyorum. Bu şekilde o boğumlu püskül görüntüsünü elde ediyoruz. Daha sonra her yönden tarayarak püskül istediğim görüntüye ulaştırıyorum. Bu aşamada ipleriniz çok fazla kıvrılabilir eğer kullandığınız tarak ince dişli bir tarak değilse. O aşamada dilerseniz ütüleyebilirsiniz de, size kalmış bir durum. Ama yeteri kadar tararsanız düz görüntüleri elde ediyorsunuz. Bu aşamada yukarıda püskülün arasında kalan sıkışan ipleri de çekerek düzgünlüğünü bozmamaya çalışıyorum. Yaptığım püsküllerin üst kısmına birer tane ahşap boncuk geçiriyorum. Daha sonra eşit aralıklarla olacak şekilde bu kare düğümlerin içerisinden geçirerek normal bağlıyoruz. Burada ince ip kullandığımız için bağlama yöntemimiz, tekniğimiz hiç önemli değil. İstediğimiz gibi bağlayarak sabitleme işlemini yapabiliriz. Ben iki püskül arasında yaklaşık 6 tane kare düğüm olacak şekilde ayarladım. Dilerseniz siz bu aralığı daha kısa ya da daha geniş tutabilirsiniz. Sağdan ve soldan eşit bölmeleri yerleştirdiğinizden emin olun ama o şekilde daha güzel bir görüntü elde ediliyor. Bence diğer makrome dekorlarına göre oldukça farklı ve şık bir duvar dekoru oldu. İstediğiniz renklerde tasarlayabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bu gibi videolarımdan anında haberdar olmak için de zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Eğer yaptıklarınızı benimle paylaşmak isterseniz de açıklamalar kısmına Instagram adresimi bırakıyor olacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere.